Günaydın. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bunu hiç yapmamıştım, bir yapayım dedim. Değişik oluyormuş. Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. 3 günlük bir detoks yapacağım. Benim için de gerçekten ilginç olacak. Sorguladım bir an. Nasıl yapacağım, yapabileceğim mi diye. Yaptığım ilk şeyi söyleyeyim size. Sabah kalktıktan sonra biraz önce hazırladığım gibi bir dilim limonlu ılık bir su hazırladım ve onu içtim aç karnına. Gerçekten vücudunuza çok iyi geliyor, cildinize de. Daha sonra gittim sporumu yaptım. Şimdi de içine protein bulunan bir smoothie hazırlayarak ilk günüme başlayacağım. Mesela başlamadan önce bu detoks hakkında bir bilgi vereyim. Detoks 3 gün sürüyor. İsterseniz bunu 4'e 5'te çıkartabilirsiniz. Tamamen sizin bünyenize, vücudunuzu size söylediği, fısıldadığı minik mesajlara kalmış. Şu şekilde ki 3 gün boyunca hiçbir şey çiğnemiyoruz arkadaşlar. Sadece sıvı tüketiyoruz. Hani şöyle sorular olmasın aklınıza. Aç mı kalacağım, yemeyeceğim, hiçbir şey yemeyeceğim, sadece sıvı mı? Hayır, sadece su değil, aç kalmıyorsunuz. Sadece çiğnemiyorsunuz hiçbir şey. Sindirim sistemimiz şöyle bir oh çekiyor. Sabahları smoothie'mizi içiyoruz. Öğlenleri meyve sebze sularımızı, akşamları da çorbamızı. Daha doğrusu bu benim planlamam. Ara öğünlere de istediğiniz kadar çay serpiştirebilirsiniz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bitki çayı içebilirsiniz. Ama hani yeşil çaydır, normal demleme çaydır, kahvedir. Bunların içinde kafein olduğu için içmeseniz daha iyi ki şöyle bir vücudunuz bir rahatlasın. Faydalarından bahsedeyim size. Niye bu detoksu yapıyoruz? Kafayı mı yedik biz? Çiğneyelim ya, şöyle koparalım, ısıralım falan diye olabilirsiniz. Arkadaşlar, sindirim sisteminize de yazık yani. Yılbaşında höpür 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 benim gibi yaptıysanız, götürdüğünüz bütün yemekleri, hazır yemekler, kızartmalar, Allah'ım tatlılar derken vücudum böyle bir şişti. Sindirim sistemim bence hiç mutlu değil. Böyle yüzümde sivilceler falan çıkmaya başladı. Ben anladım ki evet, bir mesaj var burada. Ben bir detoks yapayım. Bir sözüm vardı vücuduma. O sözü tutmanın vakti geldi. Minik bir yılbaşı hediyesi olsun bu da. Şöyle ki bu süreç boyunca sindirim sisteminiz bir ara veriyor. Bir dinleniyor, bir kendine geliyor. Biliyorsunuz ki sindirim sistemi gerçekten çok önemli. Birçok hastalığın sebebi de aynı zamanda. Onun için kendisine iyi bakmak, kendisini şımartmak lazım arada. Bunun dışında böbreklerinize yüklendiyseniz, yorduysanız o böbrekleri, ki siz yormadıysanız da hayat yormuştur. Şöyle böbreklerinizi ara verecek ve temizleyecek birkaç tane tarifimiz var. Yani böbrekler de bir bayram edecek. Ve genel sisteminize, zaten cildinize de aynı şekilde sıvı tüketimi aşırı iyi geldiğini hepimiz artık biliyoruzdur herhalde. Sürekli sıvı tüketimi olduğu için ve yüksek oranda su alacaksınız. 3 litre su öneriyorum günlük. Ben değil, uzmanlar öneriyor zaten. Cildiniz kendine gelecek, toparlanacak ve kilo veriyoruz arkadaşlar. Hani kilo vermekle derdiniz olabilir, olmayabilir, size kalmış. Ben vermeyeyim kilo derseniz vermeyin. Zaten vermezsiniz. Tamamen aslında seçime bağlı bir şey. Ben size şu kadar kilo vereceksiniz diye bir saçma bir vaatte tabii ki de bulunmayacağım. Ben 150 kiloyumdur. 3 günde 5 kilo da verebilirim. Yani metabolizmam daha hızlıdır, yağ yakımım daha hızlıdır. Yeme alışkanlığım çok daha farklıdır. Bu tamamen bünyeye bağlı. Ama şunu söyleyeyim. Ortalama olarak bu 3 günde 2 kilo veriyorsunuz. Ama ben daha fazla vermek istiyorum diyorsanız, benim size önerim, tuz atmayın. Hiçbir şekilde yediğiniz hiçbir şeyin çorbalarınızda muhtemelen tuz olacak. Tuz kullanmayın. Tuz zaten su tutan ve zaten şişiren bir şey. Ve bu size hani daha fazla kilo vermenizi sağlayabilir. Bu arada benim bazı tariflerim içinde mesela muz var. Tatlı çikolata parçacıkları var. Adını sen koy. Bal var. Siz bunları da eklemezsiniz. Hani şekeri de kesersiniz. Şekeri de dahil etmezsiniz. Daha da fazla kilo verebilirsiniz. Yani size kalmış tamamen. Bu arada söylemediğim ne var? Evet, ben bu detoksu daha önce bir kez daha denedim. Ve hayatta kaldım. İlk günü gerçekten zordu benim için. Çünkü çiğnememi hissiyatı, bir şey yememişsin hissiyatı doğurdu bende. Sizde olur olmaz bilmiyorum. Bundan dolayı böyle sürekli aç kalacağım, açım, açmayayım, acıkıyor muyum gibi bir hissiyatım vardı.
Ama onun dışında gayet iyiydi. İkinci gün zaten vücut biraz daha kendine geliyor. Üçüncü gün enerji patlaması yaşıyordum. Üçüncü gün kalkıp tekrar sporumu yaptım zaten hani. Kendinizi bir şekilde zorlamayın. Devam etmiyorsanız da etmeyin. Bunun illa 3 gün olması gerekmiyor arkadaşlar. Siz bunu 1 gün 2 gün yapsanız bile gene iyi vücudunuza. Yetmiyor bana 3 gün derseniz bunu 4'e 5'e de çıkartabilirsiniz. Bunun da hiçbir şey... Vücudunuz size zaten o mesajı verir. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece 4'e 5 güne çıkartabilirsiniz. O zaman limonlu suyumu da unuttum. Şimdi gidip ilk smoothie'mi hazırlayacağım. Tarifleri zaten size detaylı bir şekilde yazacağım. Bugünümü bu şekilde geçirdikten sonra muhtemelen sizinle yarın görüşürüz. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın. Merhaba tekrardan. Şu anda detoksumun ikinci günündeyim. İyi gidiyor. Yani ilk yaptığımda çok daha fazla zorlanmıştım aslında. Bu ikinci yapışımda yani söylemiştim. Dün zaten çok yoğun bir gün olduğu için muhtemelen de arada böyle fazla aklıma gelmedi yemek çiğnemek. Yemek çiğnemek yalnız. Smoothie zaten beni böyle 3-4 saat falan full tuttu. Çok güzeldi. Bu arada dün pişirdiğim her şey çok lezzetliydi. Ya kendi pişirdim diye demiyorum. Diyor da olabilirim ama fark etmez. Bugün sabah kalktığımda hafif bir yorgunluk hissediyordum aslında. Sporda gitmedim. Şimdi smoothie'mi hazırladım. Bu da çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Teşekkürler. Gene çok yoğun bir gün var. Muhtemelen bugün de fazla bir şey fark etmem. Tek korktuğum aslında enerjimin düşmesiydi. Enerjim düşmedi. Bu arada dün şeyi fark ettim, su içmeyi unuttum. Gün içinde hani sıvı tüketimine evet sıvı tüketeceğim, sıvı olarak tüketeceğim her şey diye odaklanırken arada böyle suyu kaynattım falan. Sonra bu application'lardan indirdim. Tam adını şimdi hatırlamıyorum, aşağı yazarım. Size su içmeyi hatırlatan böyle, işte günde ne kadar içeceğinizi giriyorsunuz, 3 litre öneriyorum ben. Uzmanlarla beraber. Onlar da bana sorular, Tuğçe ne kadar önerelim dediler. 3 dedim ya, 3 iyidir dedim, candır 3 dedim. İşte birazcık şeyde düşüş var. Hani IQ'da bir düşüş var. Bir egoda da gereksiz bir yükseliş var. Bu yan etki gibi böyle doğuştan böyle bilmiyorum. Şimdi 3 litre su içeceğim diye giriyorsunuz. Sonra size belirli aralıklarla mesela 1 saatte bir ya da 1,5 saatte ya da 2 saatte bir işte su içmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Unutan bir insansanız şahane bir uygulama. Tavsiye ediyorum. Bu arada suyunuzun içine birkaç dilim elma, salatalık ya da limon. Limon zaten söylemiştim. Dilimleyip içerseniz böyle onun da kendiliğinden zaten detoks etkisi oluyor. Bir de böyle düz su içmemiş oluyorsunuz. Aklınıza bulunsun, su sevmeyen insanlardansanız. Bu şekilde bayağı gider oluyor. Neyse zaten bugün atlattıktan sonra, bugünün
başı böyle yorgun olacak. Muhtemelen akşama doğru enerji patlaman başlar. Yarın enerjiden ölerekten böyle mantık hatası. Yani enerji patlamalarıyla tekrar karşınızda olacağım. Ben biraz acıktım. Gideyim smoothie'imi bitireyim o zaman. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Tekrardan ve şu anda 3. günümdeyim. Yani son günümde. Çok mutluyum. Böyle gözümün önünden dönerler, kebaplar, tiramisular falan uçuşuyor. Döner, kebap ve tiramisu bu arada. Vizyon çünkü. Vizyon dediğim budur arkadaşlar. Bu arada sizi dışarı çıkardım. İnşallah çok fazla gürültü yoktur. Gel gelelim fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar hayatta kaldık mı? Kaldık. Neyden kaldım? Bu 3 günlük detokstaki sadece içtiğim besinlerden ve bugünkü enerji patlamamdan. Şöyle söyleyeyim, gördüğüm farkları anlatayım ben size bu 3 gün içinde. Kilo verdim. Şu an 1,5 kilo yakın verdim. Muhtemelen artık bugün de tamamladıktan sonra yarın sabah o 1,5-2'ye tamamlanır diye düşünüyorum. Cildim çok temizlendi. Böyle sivilcelerim, böyle bir sivilce dolmuştum gerçekten. Sadece ergenliğe girmiştim tekrardan. Onlar bir açılmaya geçmeye başladılar. Rengim açıldı. Rengi açılıyor yalnız. Evet, zencidim, beyaz oldum. O şekilde rengim açıldı. Ve enerjim çok yükseldi zaten. Vücudum genel bir hissediyor. Yani zorluğunu geçtim, evet zordu, öyle çok kolaydı. Çünkü çiğneme isteği diye bir şey var. Bir şey çiğnemek istiyorsun, yemişsin gibi gelmiyor yani. Açlık hissetmiyorsun ama bir psikolojik bir savaş var orada yani. O hissiyat çok kötüydü aslında ilk gün. İkinci gün tam oradan geçiş dönemi zaten. Başına yorgunsun, sonunda çok enerjisin. Üçüncü gün zaten çok rahat geçiyor. Ne açlık hissi ne çiğneme hissi. Ama tabii ki de ben şu anda mutluyum. Ben bittim yani. 3 gün yetti bana. Devam etmeyeceğim ben kesinlikle o 4-5 günü. Siz edebilirsiniz, size kalmış. Şöyle bir şey var, onu es geçmeyeyim. Ben tariflerde tuz koymadım. Kendim ekledim ama tariflere koymadım. Size kalmış. Kilo vermek amaçlı yapıyorsanız tuz koymayın zaten. Yok ben böyle bir genel bir temizlik yapacağım, vücuduma bir iyilik yapacağım diye yapıyorsanız tabii ki de tuz ekleyebilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenirken öğrenmişsinizdir de ki güzel tarifler verdim bu arada. Tariflerim hepsi çok lezzetliydi. Tekrar belirteyim buradan. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenlere basıp subscribe'ların üstüne gidip comment'in diplerine vurmayı unutmuyoruz lütfen. Bana kalpli gözler de gönderebilirsiniz. Bu arada herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçebilirsiniz Instagram üstünden. Ve detoks yaparsanız lütfen benimle paylaşın fotoğrafını ya da fikirlerinizi. Çok mutlu olurum. Bu şekilde videolar istiyorsanız daha çok bana bunu da belirtin ki sıvı ağırlıklı değil. Bir dahaki detoksu muhtemelen çiğnemeli ama sağlıklı şeyler çiğnemeli bir detoks olacak diye düşünüyorum. Bana bu sıvı bir süre yetti. Bir süre meyve suyu, smoothie hayatın bir parçası olmayacak diye düşünüyorum. O zaman sizinle bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın.